Pandemi tüm dünyada 36 milyon vakaya ulaşmış durumda sevgili dostlarım. İkinci dalga göstere göstere geliyor ve ikinci dalga sadece insan sağlığını değil aynı zamanda ülke ekonomilerini de tehdit etmeye devam ediyor. Sağlam ekonomiler bozulurken pandemi sürecine sağlam yakalanmayan bizim gibi ekonomilerse çok daha büyük problemlerle karşı karşıyalar. Bir taraftan pandeminin etkilerini, yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan geçmişten gelen ekonomik problemlerini tedavi etmeye çalışıyorlar. Tabii ikisinin bir arada yapılması mümkün olmadığı için de büyük hasarlarla karşı karşıya kalınıyor sevgili dostlarım. Bugün dolardaki yükseliş aslında çok sert bir hareketin ilk adımı. İlerleyen günlerde dolarda çok daha sert hareketlerle karşı karşıya kalacağız ne yazık ki. Çünkü Türkiye'nin sorunları sadece pandemiyle sınırlı değil. Amerika ya da Avrupa ülkeleri gibi pandemiye güçlü ekonomilerle yakalanmadık arkadaşlar. Zaten büyük bir ekonomik krize doğru adım adım ilerliyorduk. Zaten harcamalarımız boyumuzu çoktan aşmıştı. Bir de üzerine pandemi eklendi. Ekonomimiz bozulma noktasından kırılma noktasına doğru ilerlemeye başladı. Peki bundan sonra ne olacak? Bu pandeminin etkilerini daha ne kadar göreceğiz? Dolarda ne tür hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz? Altın nereye doğru evrilebilir? Borsanın yükselişi devam edecek mi? Yoksa çok ciddi bir kırılmayla karşı karşıya mı kalacağız? Bütün bunları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Rakamlara baktığımızda 116.000 seviyesine kadar çıkmış bir borsa endeksi görüyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Birileri borsayı tepe noktalara çekti. Bu yüksek fiyatlarla malını garibana devretmeye çalışıyor anlamına geliyor. Hiçbir şeyden anlamayan ya bu yükseliş galiba devam edecek biz de buradan büyük paralar kazanabiliriz algısına kapılan birkaç tane garibana paralarını hisselerini devredip voleyi vurmaya çalışanlar var. Ve bu ne yazık ki her zaman olduğu gibi küçük yatırımcı büyük hüsranlarla karşı karşıya kalmasını da beraberinde getirecek. Dolayısıyla arkadaşlar bu tepe noktalardan mal aldığınız an itibarıyla %30, %40 hatta %50'ye varan zararlarla karşı karşıya kalabileceğinizi de unutmayın. Ha şunu söyleyebilirsiniz ya 105.000'de bunu söylüyordun 116.000'e geldi. Evet arkadaşlar 105.000 bugün de olsa borsa aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. Çünkü yukarıya çekip çekip mal vermeye devam ediyorlar ve eğer ki siz bu kusursuz fırtınaya bir şekilde yakalanırsanız büyük zararlarla da karşı karşıya kalacağınızı unutmayın diye özellikle sizleri uyarmaya çalışıyorum. Ha buna rağmen sözümüzü dinlemeyip bu seviyelerden borsaya giren olursa da bedelini ödemeye hazır olsun. Borsadan sonra dolara baktığımızda 7.87'nin üzerindeki dolar kurunu görüyoruz. Daha dün sizlere 7.76 seviyelerindeyken ne dedim? Dolar hızlı bir şekilde 7.90-95 aralığına doğru ilerleyecek. 7.90-95 aralığını hızlı bir şekilde kırıp 8.20 seviyesine giderse tekrar 7.90-95 aralığına döner ama burada kalıcı olmaz. Bir süre hacimlendikten sonra tekrar kendisini 8.20'nin üzerine daha sonrasında da 9 liranın üzerine atar. Yıl sonunda da 9 ile 10 lira arasında bir seviyeden gireriz demiştim. Üstüne basa basa bunu söylemiştim arkadaşlar ve söylediklerimin arkasında durmaya devam ediyorum. Bakın buradaki kritik mesele doların bundan sonraki süreçte yükselip yükselmeyeceği meselesi değil, nasıl yükseleceği meselesi. 9 lira ile 10 lira arasına kademeli bir şekilde mi gidecek yoksa çok ciddi bir devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalacağız. Dolar bir anda 14, 15, 16'ları zorlamaya mı başlayacak? Hatta buralarda doğru düzgün bir faiz arttırımı gelmezse, kaynaklar bulunup telafi edilemezse doların yükselişi durdurulabilecek mi? 20 liraların üzerine giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bu sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Yoksa dolar bundan sonraki süreçte artık yükselmeyecek, bir düşüş eğilimine girecek, 5 lirayı, 4 lirayı, 3 lirayı göreceği konuşmuyoruz bile. Zaten konuşmak da bu saatten sonra dünyanın en büyük saflıklarından birisi olur arkadaşlar. Bu saatten sonra doların ne şekilde yükseleceğini ve tabii ki dolara paralel euronun, sterlinin ve diğer para birimlerinin nasıl yükseleceğini konuşmamız gerekiyor. Bana göre cari açığın seviyesine baktığımız an itibariyle, Türkiye'nin dış borcuna baktığımız an itibariyle, bütçe verilerine baktığımızda ve bankacılık sistemindeki batıklara baktığımız an itibariyle ne yazık ki arkadaşlar artık doların dururu yok. Doların bu şekilde kademeli yükselme ihtimali de her geçen gün biraz daha
daha azalıyor. Yani 9 liraya 10 liraya kademeli olarak yükselip yıl sonunu bu seviyelerde kapatma ihtimali her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Kırılma sebepleri her geçen gün artıyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin sadece kendi sorunları yok. Aynı zamanda dünyada 36 milyon kişiye bulaşmış bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve bu hastalığın her geçen gün katlanarak büyüdüğünü, vaka sayılarının her geçen gün biraz daha arttığını görüyoruz. İkinci dalga etkisinin çok daha yıkıcı bir şekilde geldiğini görüyoruz. Etrafımızdaki pek çok insanın koronayla tanışmaya başladığını görüyoruz. Korona gerçeğiyle ne yazık ki hepimiz bu sene çok daha fazla tanışacağız gibi görünüyor. Bu işin sağlık boyutu. Öbür taraftan aşı çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği gibi yıl sonunda bulunsa bile arkadaşlar bu aşının kaç kişiye uygulanabileceği de apayrı bir muamma, bir bilmece konusu. Ciddi bir krize doğru, sağlık krizine doğru ilerliyoruz. Sağlık krizi tabii ki devletleri ve ekonomileri de çok yakından ilgilendiriyor. Bu büyük krizle baş edemeyen ülkeler bir şekilde sınırlarını tekrar kapatmaya, evlere insanları bir şekilde kapatmaya çalışacaklar yine. Bu ekonomilerin de kapanması anlamına geliyor ve ekonomilerin işin içinden çıkamayacağı bir hal alması anlamına geliyor. Dün Powell üstüne basa basa ısrarlı bir şekilde şunu söyledi. Eğer ki devletler kesenin ağzını açmazsa, evden çıkmayan insanlarını desteklemez ise, şirketlerini desteklemez ise büyük bir ekonomik krize doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz dedi. Ama bu alındı, başka bir şekilde okundu. Powell sanki ekonomiler harika gidiyor, harika toparlanıyormuş dedi gibi piyasalara lanse edilmeye çalışıldı. Öbür taraftan Trump çıkıp saçma sapan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bakın teşvikleri seçim sonrasına bırakıyoruz deme cüretini bile gösteriyor. Neden cüretin diyorum? Çünkü yarın öbür gün Amerika'da pandeminin açacağı büyük hasarın çok hızlı bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu telafinin sağlanabilmesi ancak büyük teşviklerden geçiyor. Şu anda demokratların yaptığı şey bence sadece seçim bölgelerine finansman yaratmak değil, bu pandeminin yaratacağı yarayı, büyük erozyonu önceden görüp bununla ilgili önlemler almaya çalışmak. İş siyasetten çoktan çıkmış durumda ama ne yazık ki Trump ve benzeri liderler hala işi siyasi çözümlerle alt etmeye çalışıyorlar. Nitekim benzerini biz de görüyoruz. Siyaseten yaptığımız hataların bedelini şimdi ödemeye başladık. Korona vakası ne yazık ki iş ciddiye alınmadığı için katlanarak büyüyor ve Türkiye'nin ekonomisini çok daha sert bir şekilde vurmaya başlayacak. Bütün bunları niye anlatıyorum sizlere? Doların artık durdurulması mümkün değil arkadaşlar. Dolar öyle ya da böyle kademeli ya da devalüasyonist etkiyle yükseliyor. Bundan sonraki günlerde her an büyük bir kırılma, her an büyük bir devalüasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Bir sabah uyandığımızda doların 14 lira 15 lira seviyelerinde olduğunu görebiliriz. Lütfen dikkatli olun. Lütfen bu süreci doğru okuyun arkadaşlar. Yoksa hem sağlık açısından hem de ekonominiz açısından büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bakın çok ciddiye alınması gereken bir sürece girdik ama ne yazık ki hala süreci ciddiye almayan bir ekonomi yönetimiyle, bir sağlık yönetimiyle, bir ülke yönetimiyle ne yazık ki karşı karşıyayız. Ve emin olun bunun bedelini onlar değil bizler ödeyeceğiz. Bunun faturası her zaman olduğu gibi bize çıkartılacak. Altın dün 1900'ün altına gevşedi. 1880'li seviyeleri gördü diye bakın altın patır patır düşüyor demeye başladı yine birileri. Oysa altının düşmesinin temelindeki sebep Trump'ın teşvik anlaşmalarını seçim sonrası erteledim demesiydi. Trump bu sözünün arkasında durabilecek mi? Çok mümkün değil arkadaşlar. Öyle ya da böyle bu teşviklerle ilgili doğru adımları atmak zorunda. Aksi takdirde bakın açık ve net söylüyorum size Trump'la Biden arasındaki makas %14'ten %30'lara bir anda fırlayıverir. Amerika Trump'ın bu işi zaten ciddiye almadığını görüyor. Eğer ki bu ciddiyetsizliğinin teşvik paketleri üzerinde olduğunu da görürse ve siyaseten attığı adımların kendilerine zarar verdiğini görmeye başlarsa ki görüyor artık bir anda Trump'a oy verecek kitle de Biden
Biden'a döner ve Biden'a oy verme konusunda tasarruflarını kullanmaya başlar. Bu arada bugün Euro 9.27 seviyesinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Euro da aldı başını gidiyor. Aynı zamanda parite etkisi de var tabii. 1.17.72 seviyesine kadar gelmiş bir parite görüyoruz. Parite buralarda kalıcı olabilir mi? O apayrı bir tartışma konusu. Ama büyük ihtimalle paritede de 1.08'e doğru yolculuğun başladığını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Euro'ya tekrar geri dönersek Euro'da doların 8.20'ye gittiği süreçte 10 liraya doğru yolculuğunu başlatacak. 1-2 hafta içerisinde 10 liranın üzerinde bir Euro görebiliriz arkadaşlar. Kimse şaşırmasın. Diğer taraftan devalüasyonist etkiyle doların 14, 15, 16 lira seviyelerine yükseldiği an itibariyle Euro dolar paritesi bu seviyelerde kalırsa eğer, o durumda biz Euro'nun da 18 lirayla 20 lira arasına kadar yükseldiğini görürüz. Aynı şeyi tabii ki sterlinde de göreceğiz. Sterlinde 20 liranın üzerine çıkacak eğer ki devalüasyonist bir etki görülürse. Devalüasyonist bir etkinin görülmemesi durumunda, yani kademeli bir şekilde 9 lirayla 10 lira arasına yükselen bir dolar kuru gördüğümüzde sterlini de 13 lirayı 14 lirayı zorlarken görmeye başlayabiliriz. Tabi burada Brexit'in de çok ciddi etkisi olacak. Brexit nereye doğru evrilecek, bunu da hep birlikte izleyeceğiz, takip edeceğiz ve buna göre yorumlarımızı yapacağız. Faiz bir kez daha 13'ün üzerinde. Merkez Bankası bugün bir ihale gerçekleştirdi. Zaten o ihalede de neredeyse 13'e yakın bir seviye yakalandı. Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Merkez Bankası ya da hazine ya da özel sektör ucuza borçlanamıyor artık arkadaşlar. Ucuza borçlanamamasının sebebi tabii ki Türkiye'nin makroekonomik sıkıntıları. Aynı zamanda CDS puanımızın her geçen gün biraz daha bozuluyor olması. Tabii ki kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin kredi notunu her geçen gün biraz daha düşürüyor olması. Bunun yanına bir de pandemi etkisini koyuyoruz. Korona hızla yayılmaya devam ediyor. Ölümcül etkisini arttırıyor. Ve bu da yine hem dolar üzerinde, hem sterlin üzerinde, hem euro üzerinde, hem de tüm hisse senedi piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam ettiği gibi faiz cephesinde zorlamaya, ülkelerin, özellikle bizim gibi ülkelerin borçlanma sıkıntısını arttırmaya devam ediyor arkadaşlar. Faiz önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle 16'lı seviyeleri zorlamaya başlayacak. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Ve gelelim altına. Altın dün 1920'leri gördü. Oradan Trump'ın açıklaması sonrasında, yani seçime kadar bir teşvik beklemeyin, bununla ilgili bir anlaşma yapmayacağız, anlaşmaya sıcak bakmıyorum açıklaması sonrasında hızlı bir şekilde 1870'leri zorladı. Tekrar kendisini toparladı. Şu anda da 1890 seviyelerinde. Büyük ihtimalle kapanışı yine 1900'ün üzerinde yapacağız. Trump'ın tüm çabalarına, tüm açıklamalarına rağmen altının yükselişi durmayacak. Altının yükselişi 2000 dolara doğru hızlı adımlarla ilerleyecek. Çünkü bir kez daha pandemi etkisini göreceğiz. Pandeminin ekonomiler üzerinde açtığı yaraları göreceğiz. Powell gibi pek çok önemli Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni teşvik paketleri göreceğiz. Aynı zamanda ülkelerin hazinelerinin de ister istemez kesenin ağzını açtıklarını göreceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar bütün bu etkiler altına olan talebin artmasını beraberinde getirecek. Altın 2000 doları yakın zaman içerisinde kıracak arkadaşlar. Kur etkisinin de hızlandığını göreceğiz ve dolayısıyla gram altın fiyatı hızlı bir şekilde kendisini 500 liranın üzerine atacak. Bakın, altının onsu gevşemesine rağmen, 1880'li seviyelerde kalmasına rağmen kur etkisinden dolayı şu anda gram altının 478 lira seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Bunun yanına bir de ons etkisini koyarsak, yani 1960-80 aralığına giden bir onsu görürsek zaten 500 liranın üzerine çıkmış oluyoruz. Öbür taraftan 2000'i zorlayan, hatta 2060-2080 zirvesini zorlayan bir ons değeri görürsek, öyle bir durumda arkadaşlar gram altının fiyatı bir anda 520 ile 530 lira arasına yerleşir. Tabi buna bağlı olarak gümüş fiyatlarının da hızlı bir şekilde yükseldiğini görürüz. Öncelikle gümüşün onsu 30 doları zorlamaya başlar. Gümüşün gramı da 7 ile 8 lira arasında gidip gelmeye
gelmeye başlar. 2080-2100 aralığındaki ons değeriyle 30 doların üzerine çıkan bir gümüş ons değeri görüldüğünde, aynı zamanda Türkiye'de 8.20'yi zorlayan bir kur değeri görüldüğünde de gümüşün gram fiyatının 9 liraları zorlamaya başladığını görürüz. Bu rakamda kimseyi şaşırtmasın. Yani pek çok değişken var, pek çok bilinmeyen var diyemeyeceğim. Artık her şey ayan beyan görünmeye başladı. Tek başına pandemi bile finansal piyasaların bozulmasını beraberinde getirecek. İster istemez hisse senetlerinde çok sert satışlar göreceğiz. Altın ve dolar cephesinde, daha doğrusu altın ve döviz cephesinde, dolar, euro, sterlin fark etmez, bu cephede de çok hızlı yükselişler göreceğiz. İş iyiden iyiye kontrolden çıkacak. Önümüzdeki aylar çok kritik. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında her an bir sabah uyandığımızda devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun uyarısını da özellikle sizlere bir kez daha yapmak istiyorum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.